Hafta içinde Batman'da yaşanan bekçi şiddetinin tartışması bitmeden iki yeni bekçi görüntüsü siyaseti ısıttı. İstanbul'da yasağa rağmen sokakta olan ve şampiyonluk kutlayan taraftarlara bekçiler müdahale etti. Eyüp Sultan semtinde havaya defalarca ateş açıldı. Beşiktaş'ın bir ara sokağındaysa darp ve ters kelepçe görüntüleri kaydedildi. CHP son günlerde bekçilerin karıştığı bu olayları İçişleri Bakanlığı'na soru önergesiyle sordu. Bekçiler ateş ediyorlar, tehdit ediyorlar, dövüyorlar. İnsanlarımızın üzerinde bir kabus gibiler. Hükümet veya idareciler kendilerinin hoşuna giden konularda milletin sokağa çıkmasına müsaade edip hoşuna gitmeyen konularda müsaade etmezlerse milletin güvenlik güçlerine karşı mukavemeti olur. AK Parti'nin bekçiliğinde havaya ateş açmak var, şiddet uygulamak var, ters kelepçe yapmak var. Havaya ateş, ters kelepçe, darp. İstanbul'un farklı noktalarında bekçi şiddeti yaşandı. Salgın yasaklarına rağmen şampiyonluk kutlaması yapan Beşiktaş taraftarına bekçi müdahalesini vatandaşlar görüntüledi. Muhalefet ses yükseltti. Gerçek görevlerinin sokaktaki insanı korumak ve kollamak olduğunu neden onlara söylemiyor da millete bir baskı aracı olarak kullanıyorsunuz? Bekçilerin bu şiddeti uygulaması maalesef İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Adeta düşmana davranır gibi davranmaktadır bazı bekçiler. Bekçilerle ilgili düzenleme 2020 yılının Haziran ayında mecliste görüşüldü, kanunlaştı. CHP keyfiliğe yol açar diyerek Anayasa Mahkemesi'ne de taşıdı. O günlerde AK Parti bekçilerin silah kullanma yetkisini bakın nasıl savunmuştu. Efendim silah kullanacakmış. Arkadaşlar kimse silah kullanamaz. Çok yani milyonda bir veya binde bir münferit olaylar olabilir. Kendinize bir ak ordu kurmak istiyorsunuz. AK Parti'nin gençlik kollarından silahlı adamlar yaratmak istiyorsunuz. Bekçilerle ilgili CHP'nin başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nin vereceği cevap beklenirken İstanbul Eyüp Sultan'da kutlama yapan taraftarları dağıtmak için polisle birlikte havaya onlarca kez ateş açtı bekçiler. Beşiktaş'ta ise bir gence ters kelepçe uygulandı, bir genç darp edildi. Yazık ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ama arkadaşlar sakin. Türkiye'de her gün bir bekçi şiddeti yaşanır hale geldi. Vatandaşı bekçi şiddetinden korumak için polis arar hale getirmekten kurtarmamız lazım. Sokak arasında vatandaşın uyarılarına rağmen darp devam etti. En sonunda bekçileri durdurmak için vatandaşlar polis çağırdı. İçişleri Bakanlığı bu davranışlarda bulunan bekçilerle ilgili herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığı veya davası devam eden bir bekçinin olup olmadığını sorduk. Cevap alacak mıyız? Zannetmiyorum. Muhalefet asıl görevleri kolluk gelene kadar önleyici tedbir almak olan ama son zamanlarda Batman'dan İstanbul'a tepki çeken görüntüleriyle gündeme gelen bekçiler için ses yükseltti, soru önergesi verdi. Yetkileri yeniden gözden geçirilmeli diyerek. Gözler İçişleri Bakanlığı'nda.